değerli bu şehrin dinamikleriyle paylaşmak ve onların da fikirlerini almak amacıyla hepimizin özlemle, hasretle beklemiş olduğu şehrimizin en çok ihtiyaçlarından biri olan kent meydanına kavuşmanın heyecanını yaşamaktayız. Ve bu güzel heyecanı bizlere yaşatan kıymetli belediye başkanımız Sayın Doktor Süleyman Kılıç Beyefendi'ye huzurlarınıza yürekten bir alkış istiyorum. Uzun süre hekimlik hayatımız boyunca herhangi bir alanda, herhangi bir ameliyat esnasında, diyelim ki bel fıtığı noktasında diyorsunuz ki ya Türkiye'de bu işi bizden çok daha iyi yapan yok diye düşünüyorsunuz bazen. Ama öyle bir an geliyor ki tıkanıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz çömez yeni başlamış bir asistan veya bir hemşire ya hocam şunu da yapsak olmaz mı deyince hey ya diyorsunuz nasıl düşünemedim diye biliyorsunuz. O yüzden istişare çok çok önemli. Biz bir takım şeyler düşündük ama bu düşüncemizi, bu projemizi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Nihayetinde bu kentin yaşayanları olarak, paydaşları olarak bu projemizi size sunacağız. Sizlerin çok değerli görüşleri, bizim için siz çok çok önemlisiniz. Görüşleriniz çok çok önemli. Katkı noktasında, ila nihaya son hali değildir. Farklı görüşler olabilir. Ama şunu da söyleyeyim, her konuda hemfikir olacağız diye bir şey yok. Dolayısıyla en azından ortalama bir fikir, en azından farklı görüşlerin kale alınması noktasında biz elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Bu anlamda tekrar teşriflerinizden dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Tabii sunu çok fazla sürmeyecek, kısa süreli bir sunu. Gerekirse o sunuyu sürekli, bunlarda da mümkün mertebe kısa ve öz. Çünkü çok fazla zamanımızı almak istemiyoruz bu pandemiden dolayı. Bir de fazla uzattığımız zaman başkasının hakkına girmiş oluruz. Mümkün mertebe kısa ve öz farklı bir şey söyleyeceksek söyleyelim. Bu arada kusura bakmayın isimlerini sayamadığım çok değerli muhtarlarımız var, muhtar dernekleri başkanlarımız var. Onları saygıyla selamlıyorum. Esnaf kefaletten arkadaşlar tekrar saygıyla selamlıyorum, hürmetlerimi sunuyorum. Adıyaman kadim bir şehir. Biz bu kadim şehri dokunduğumuz zaman öncelikle zarar vermeyeceğiz. Elbette birinci ilkemiz bu. Yani yaptığımız her projede o şehre bir değer üretmemiz gerekiyor ve zarar vermememiz gerekiyor. Ve ortak bir akılla proje çizebilmek aslında bizim Türkiye'de çok alışık olduğumuz bir şey değil. Ama bu yeni dönem bunu gerektiriyor. Çünkü şehirciliğimiz hızla gelişiyor, ülkemizin refah düzeyi hızla artıyor, eğitim seviyemiz hızla artıyor ve iletişim ağları hayatımızın çok önemli bir zamanını bu iletişim ağlarında geçiriyoruz. Başta sosyal medya olmak üzere çok birbirimizle dijital dünyada çok etkileşim halindeyiz. Karar verirsek bu kadar insanın, bu kadar dünyanın katılımıyla verilecek karar herhalde en değerli karar olacak. Kent mobilyasını sergileyeceğim en önemli kent estetiği olsun sergileyeceğim bir alan olarak görüyorum, bir platform olarak görüyorum. Dolayısıyla buraya koyacağımız bir objenin hem yazıda hem dışında buradaki insan problemi olmak üzere problemleri çözerken burada bulunmakta duracağım. Sözü daha fazla uzatmayacağım. Sizi sunumumuzla baş başa bırakacağım. Daha sonra da... elverdiği ölçüde 740 araçlı iki katlı hem asansör bağlantısı hem de merdiven bağlantısı olan içerisinde bir takım üçgen binatlar da barındırabilen bir otopark tasarladık. İlk defa Türkiye'de bir şey yapmak istedik. Bu çok önemli bir şey benim için. Bu cami formuna ilaveten ona yardımcı mekanlar olsun diye devam edelim arkadaşlar. Kitap kafetleri yazdık. Kitabımız gelecek. Annesi babası burada sosyalleşirken, sohbet ederken, iftar yaparken, bitik yaparken burada eğlenebilecek. Ama bu
iddialı unsurlardan olsun istemiyorum. Çok mütevazı olsun, ihtiyacı giderebilsin ve o sosyal kaynaşmayı destekleyebilsin arzu ediyorum. Camimizin formundan dolayı bu teknolojiyle bir hologram yüklemesinden yanayım. Sayın Hocam, başkanım, olarak başkanım, aynı zamanda belediye meclis üyesi. Bu projede başkanım öncelikle size, daha sonra ekran herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şimdi bizim yakında bir demokrasi farkımız var. Burada yeşil alan olacak mı, ağaçlandırma olacak mı? Çünkü biz yıl olarak yaz mevsiminde çok sıcağı yaşıyoruz. Ağaçlandırma şart, gösterde göremedim. Kitap kafe sadece 200 metrekare, bu yeterli gelecek mi? Onu bilmiyorum, bence yetersiz gelecektir diye düşünüyorum. Bir farkımız herhalde yer altında olacak. Sadece otopark, cami, kitap kafe anladım. Bir de aşağıya inmesek ne abi? Ama onunla bile tereddüdümüz var. Bir de bu tür meydan, çevre meydana ihtiyaç var. Üstünü çok doldurursanız bir anlamı kalmaz. O yüzden mümkün mertebe zaten camide yaklaşık 13 dönüm bir dönümü kapsıyor. Geniş bir alan değil yani. Kitap kafe, yani buradaki temel hedef bir meydan. Gerek bitiklerde, gerekse işte Ramazan etkinliklerinde, diğer kutlamalarda şehrin bir meydana ihtiyaç var. Hem gece hem gündüz. Yeşil alanla ilgili tabii burada yeşil alan olabilir mi? Yeşil alan yaptığınız zaman meydan olmaktan çıkar. Köşeler var. Yani toprak, su, her şey ağaç üretmeye yeterli ya da bitki üretmeye yeterli ama gerek onun bakımı, gerekse meydanın değişilebilirliği, sökülebilirliği, takılabilirliği gibi fleksibilitesi olması gerektiğini düşünüyorum. Sabitlerinin mümkün olduğu kadar az olması gerektiğini düşünüyorum. Tematik olarak elbette bizim burada yaklaşık 26 tane anısal ağaç diyeceğimiz ağaç dikiyoruz. Ama bunlar tematik şeyler. Bir de ben bu kafenin büyüklüğü ve buradaki genel şeylerle ilgili bir şey söylemek istiyorum efendim. Bizim 12 dönüm alanda ürettiğimiz her şey tematik şeyler. Yani biz millet bahçesiyle yarışacak kadar yeşil alan üretemeyiz. Burada yeni yapılan kütüphanelerle yarışabilecek kadar kütüphane alanları üretemeyiz. Bizim yaptığımız şeyler burada tematik unsurlar olmalı. Bu tematik unsurlarda ölçüyü kaçırdığımız zaman Sayın Başkanımızın söylediği gibi meydan olma, yani boş alan olma, teratuar alan olma kabiliyetini zayıflatırız diye endişe ediyoruz. Böylece yine Sayın Mimar'a çok teşekkür ediyorum. Güzel bir sunum yaptılar. Ama tabii açık noktaları var diye düşünüyorum. Bir kere burası doğuyla batıyı birbirine bağlayan bir yolun kenarındaki bir yer. Burası sıkıntılı bir yer. Ama Adıyaman'da baktığımızda bilmiyorum zemin etütleri mutlaka yapıldı herhalde değil mi? Buranın zemin etütleri yapıldı mı Mimar Bey diyor. Yani zemin etütleri yapıldıysa şimdi bir kere bu yolun sağında solunda içinden bir aracın geçeceği kadar iki tane kanal var. Bence bu projeye bir de bu yeri alt geçit üst geçit ilave etmek lazım. Çünkü bu şey olunca burada bayağı bir yoğunluk artacak. Hanımefendi ağaç dedi, tabii bunu meydan olarak kullanacağız ama etrafının yeşil olmasında bence bir sakınca yok.